Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazretleri sizi ve bütün Müslümanları dünya ve ahiretin hayırlarına erdirsin. Tefsir sohbetimizde Bakara Sûre-i Şerifesinin 126. ayet-i kerimesindeyiz. Onun üzerinde konuşmamı yapmak istiyorum bu akşamki. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu ayet-i kerimesinde buyurmuşlar ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale İbrahim'i Rabbic al haza beleden aminen verzuk ehlehu mines semerati men amene minhum billahi ve yevmil ahir. Kale ve men kefere fe umetti'uhu kalilen tümme attarruhu ila azabinnar ve bi'sel masir. Bazı tarihi olayların, ibretli olayların hatırlatılması bahis konusu olduğu zaman iz, hani bir zamanlar hatırla veya söylenenleri hatırla, şöyle olay olmuştu manasında bir edatı, tezkir, hatırlatma edatı iz ile başlıyor bu 126. ayet-i kerimede. Daha önceki ayetlerde de geçti. Bundan sonraki ayetlerde de böyle hatırlatmalar ile eski olaylar, eski tarihi mühim olaylar efendim gözler önüne, dikkatler önüne getirilmiş oluyor. Bundan önceki 125. ayet-i kerimede de ve izcalnel beyte mesabeten linnâsi ve emnâ ve tehizü min makami İbrahim'e musallâ diye başlıyordu. Bundan sonra da yine 127. ayet-i kerimede ve iz yer koy İbrahim'in kavayda minel beyti diye o da iz hatırlatma edatıyla efendim başlayacak. Önümüzdeki hafta inşallah daha olursak bunun üzerinde duracağız. İbrahim aleyhisselam ne demişti? Hani o zamanlar hatırlansın ki dikkatler çekilsin şu olayın üzerindeki. Ne demişti? Rabbi, ey benim Rabbim, ical, tabi bağlanıyor Rabbi kelimesi, icalin iyisi geçilebilen iyi emze-i vasıl olduğundan, Rabbi ical, haza, sen bunu, bu diyarı, bu beldeyi ya Rabbi yap. Beleden amine, güven verici bir belde yap. Güvenli bir belde yap. Verzuk ehlehu ve bu beldenin, bu diyarın ahalisini nimetlendir, rızıklandır. Mines semerati, çeşit çeşit meyvelerden rızıklandır. Men amene minhum billahi vel yevmil ahir. Ama bu ahalinin efendim onların içinden Allah'a inananları, ahiret gününe inananları ya Rabbi çeşit çeşit böyle meyvelerle rızıklandır diye dua etmişti İbrahim aleyhisselam. Hani hatırla bunu, bil bunu. Onun o duasına Cenab-ı Hak Teala nasıl mukabele eylediğini öğreniyoruz burada. Buyurdu ki Cenab-ı Hak ve men kefere, yani sen sadece inananlara bu rızıkların verilmesini istiyorsun, müminler için talep ediyorsun bunu ama ve men kefere, yani inanmayanlara da Cenab-ı Hak efendim verecek ve ümettu'uhu onları nimetlendireceğim kalilen, az bir nimetle veya az bir zaman, bu verilen metaların azlığı veyahut verilme, metalandırılma, faydalandırılma zamanının azlığını beyan ediyor. Sümme attarruhu, sonra mecburi olarak onu, bu kafir olanı, küfre sapanı, inanmayanı, inanmayanlar tarafında kalanı, ila azabinnar, cehennemin azabına mecburi olarak sevk ederim, atarım, azaplandırırım. Ve bi'sel masir, o ne kötü bir efendim gidiş yeridir o cehennem. Gidenlerin gittikleri yerlerin çeşitleri vardır.
ne kadar fena bir yerdir o cehennemliklerin gittikleri cehennem, ne kadar kötü bir gidiş yeridir. Şimdi İbrahim aleyhisselam dua eylemiş Mekke-i Mükerreme'nin o ve ona tabi olan kısımların, arazilerin efendim emniyetli bir yer kılınmasını istemiş Cenab-ı Hak. Ya Rabbi, burasını güvenli bir belde eyle. İnsanlara güven veren efendim bir belde eyle diye efendim dua eylemiş. Ve oradaki neslinin de, yani İsmail aleyhisselam'ı Hacer validemiz de oraya iskan etti de, onlar orada büyüdüler ya efendim, onlardan gelecek nesilleri de efendim hem orayı emniyetli, güvenli bir yer eyle, kimse orada efendim mala cana efendim saldırıda bulunmasın ve oranın ahalisi bir korku çekmesin mal ve can yönünden, efendim huzursuz kalmasın diye beldenin emniyetli belde olmasına dua ediyor. Bir de ahalisi tabii onun İsmail isimli oğlundan gelen gelecek olan artık evlatlar, torunlar, nesiller, onların da Allah tarafından Allah'a inananları, ahiret gününe inananlarını çeşitli çeşitli efendim rızıklarla, meyvelerle efendim nimetlendirmesini talep ediyor. Yani onların rahatını, huzurunu, emniyetini ve bolluk içinde yaşamalarını diliyor Cenab-ı Hak'tan. Evet, Allah-u Teala Hazretleri o halili olan, yani sırdaş, samimi, candan sevgili kulu, dostu olan efendim Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasını efendim kabul eylemiştir ve şeriatte de, hakikatte de, yani gerçekte de bu dua tahakkuk etmiştir. Şeriatte efendim İbrahim Aleyhisselam'ın işaret ettiği o beldeyi efendim harem mıntıkası kılmıştır. Yani orada insanlar birbirlerine saldıramaz, kavga edemez, efendim yağmalayamaz, efendim vuruşamaz, savaşamaz. Efendim, bunlar haramdır buralarda. Efendim, bu gibi mücadeleleri yapmak haramdır ve oraya gelen insanlar emniyet içinde olurlar. Tabii fiilen de bu böyle olmuştur. Yani hem Cenab-ı Hak şeriatte hüküm olarak bunu böyle eylemiş, duasını kabul edip dini bir vecibe olarak bunu böyle eylemiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın duası makbul olmuştur. Hem de fiilen de Araplar uygulamışlardır bunu. Tarihten bilinen bir şey, kan davası olan, birbirlerine düşmanlığı, kini olan insanlar efendim o bölgeye geldi mi hasmı, düşmanı, orada sanki onu görmezler gelir, başını öbür tarafa çevirir ve orada kavga yaparken şiddetle, yani çok büyük bir efendim dikkatle kaçınırlardı. Kabe'ye sığınan efendim emniyetli olurdu. Hatta İslam zuhura geldiği zaman böyle sahabe-i kirama, Mekke ahalisinin çeşitli edepsizlikleri, tecavüzleri, baskıları, zulümleri oluyordu. Sahabeden bazı kimseler alenen inancını söylediği zaman hepsi birden üstüne çullanıp efendim onu hırpalıyorlardı. Bu cesur efendim samimi şeyi, mümini hırpalıyorlardı ama Kabe'nin örtüsüne sığındığı zaman, örtünün altına sığındığı zaman, o zaman dokunamıyorlardı. Çünkü çok denemişler ki öyle bir şey yaptıkları zaman başına bir felaket gelir. Yani az çok biliyorlar. Şimdi biraz uzaktan bir ilişkisi olan bir şeyi anlatayım. Buralarda Ramazan'da Avustralya'da havalar biraz böyle tatif geçti. Yani yazın sıcakları bastırmadı. Burada kış Türkiye'de, burada yaz, yani tamamen zıt mevsim. Efendim, şiddetli sıcakların olması lazım Türkiye'deki Temmuz'un, Ağustos'un sıcakları gibi. Fakat öyle olmadı, çok latif geçti, derin geçti Ramazan.
Yani Müslümanlar oruç tutarken böyle çok fazla hararet sıkıntı çekmediler. Avustralyalılar demişler ki, arkadaşlar anlatıyorlar, şu Müslümanlar Ramazan ayı geçse de havalar biraz ısınsa da işte deniz idmanlarını yapsak, deniz sporlarını yapsak, biraz denize giremez olduk böyle serin gitmesinden demişler. Yani biliyorlar. Yani bu sözü söylediklerine göre İslam'ın hakkın olduğunu biliyorlar. Müslümanlara da Allah'ın efendim samimi olanlarına yardımcı olduğunu ve onlar için hoşlarına gidecek şartlar halk ettiğini biliyorlar. Onun için Müslümanların şu Ramazan ayı geçse de biraz havalar ısınsa demişler. Biraz ilginç geldi. Tebessüm ettim duyunca ben de. Evet. Yani Araplar da müşrikti ama yani putlara tapıyorlardı vesaire. Ama Kabe-i Müşerrefe'nin Allah indinde mübarek, muhterem bir yer olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın şer'an yani dinin kanunu olarak orada mücadeleyi yasak kıldığını biliyorlar da isterse bilmesin, bilmeyenler de belasını buluyor, cezasını çekiyor da onun için kıllarını kıpırdatamıyorlardı. Hatta Peygamber Efendimiz'in gençliğinde Peygamber Efendimiz'in oturduğu yüksek Cebeli Ebu Kubeys tarafından şiddetli bir sel gelip Mesfela tarafına doğru akarken, o zaman duvarlar şimdiki gibi böyle çok sağlam geniş falan olmadığında Kabe-i Müşerrefe'nin etrafındaki toprakları almış ve temeller meydana çıkmış ve duvar meyletmiş, çatlamış. Yani yıkılacak ama yıkılmamış. Tamir edilmesi lazım binanın. Fakat Mekkeliler korkuyorlar. Yani dokunmaya Beytullah'a, çünkü Beytullah'ın muhteremliğini ve ona saygısızlık gösterenin başına neler geldiğini hayatlarında tecrübeleriyle asırlar boyu denemiş babaları, dedeleri, efendim kendileri biliyorlar. Bir tanesi demiş ki, ya biz burada kötülük yapmak istemiyoruz. Yani bu Kabe'nin duvarı çatlam, şunu yukarıdan yavaş yavaş dökelim, tamir edip yeniden duvarı sağlamlaştıralım. Hiç kimse yanaşmamış korkusundan. Nihayet ben demiş, iyi niyetle yapıyorum bu işi. Çıkmış, Kabe'nin en üstündeki taşını sökmüş, öbür taşı sökmüş. Herkes böyle, tamam bu belasını buldu, başına bir bela gelir diye beklerken, efendim bakmışlar, bir şey olmuyor. O gece gene tereddüt etmişler, gene bir şey yok. Ertesi gün bu sefer onlar da duvarları münasip bir tarzda indirmeye, çatlak yerin altına kadar ve Kabe'nin duvarını sağlam olarak yeniden tamir edilmiş olarak bina etse başlamışlar ama beklemişler. Yani bu ilk taşı sökenin başına Allah bir gazap indirecek mi diye tabii olmamış. Hatta biliyorsunuz temeller tekrar yükseltilirken El-Hacerül Esved'i efendim yerine koyma zamanı geldiği zaman bu mukaddes taşı bizim kabilenin koyması lazım demiş birisi diye. Öyle güzel, hayır bizim kabile sizinkinden daha önde gelir, bizimki koymalı. Daha ötekisi ne münasebet, bizim kabilemiz koymalı deyince iş biraz ihtilaf büyümüş. Düşmanlığa doğru, kavgaya doğru genişleme istidadı gösterince demişler ki burada kavga olmaz. Harem-i Şerif'in kapısından gelen ilk şahısı kim gelirse bilmiyorlar. Hakem yapalım, o kim koysun derse onun dediği olsun. Böylece aramızdaki efendim ihtilaf, yani adam gelen şahs kimse onun gelmesiyle artık tesadüf diye şeyin olayların akışından böyle çözülmüş olsun. Ötekiler de o seçime razı olsunlar demişler. Başlamışlar efendim kapıdan kim gelecek diye, tavaf mahalli o zaman etrafı çevriliydi. Kapı vardı. Babu selam efendim o devirde. Yani Kabe'nin etrafı böyle bir duvarla tavaf edilen yerin dışı kapalıydı. O kapıdan beklerken efendim, tabii kitaplardan bunları biliyoruz. Kim çıkmış gelmiş? Genç bir kimse olarak henüz daha kendisine peygamberlik gelmemiş olduğu sırada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim bakmışlar ki Muhammed geliyor. Muhammed el-Emin tabi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah efendim kefaatine bizlere nail edilsin, sünnetine tam uymayı hepimize nasip eylesin. Demişler ki tamam, Muhammed el-Emin'e razıyız. Onun hakemliğine razıyız. Ne derse kabul. Bu iyi insandır, dürüst insandır, güvenilir insandır.
Ve yaklaşınca o demişler ki işte böyle bu taşın buraya konulmasında itiraf ettik. El Hacerül Esved'in konulmasında Arapçası ikisi de elif lamlı. El Hacer, El Esved. Farsça tamlama olarak Hacer-i Esved diyoruz. Efendim, Arapçası El Hacerül Esved'i. El Hacer, El Esved. İkisinde de elif lam var. Marife kelime yani. Türkçe Hacer-i Esved diyoruz. Bu İranlıların ilk kurallarına göre İran sıfatlanması oluyor. Hacer-i Esved'in işte yerine konulması meselesi olduğunu anlatmışlar. Peygamber Efendimiz bakın kendisine müracaat edilen bir kimse olarak olayı çözmekteki ne kadar güzel yani maharetine bakın. Peygamber Efendimiz onların o şeyini efendim ihtilafını anlayınca ilk önce davalının, davacının veya birbirleriyle muhasama eden efendim zıtlaşan insanların fikirlerini anladıktan sonra mübarek zırkasını, rızasını yani üstte giydiği üst kıyafetini yere yaymış efendim Hacer-i Esved'i üstüne koymuş. Bütün kabilelerin başkanlarına, ileri gelenlerine bu örtünün birer tarafından tutun, kaldırın bakalım taşı diye buyurmuş. Efendim, hepsi kaldırmışlar. Böylece Hacer-i Esved'in yerine konulması hizasına kadar kaldırılma şerefi hepsine ortak olarak efendim verilmiş olduğundan hepsi bu çözümden son derece memnunlar. Peygamber Efendimiz tam o hizaya gelince Hacer-i Esved'i mübarek iliyle efendim yerine yerleştirmiş. Tabii Cenab-ı Hak ona nasip ediyor o mübarek taşın, o mübarek köşeye o şekilde yerleştirilmesi ama çözüm şahane. Yani bu bunların için anlattım. Kabe-i Müşerrefe'nin mübarek olduğunu biliyorlar ve orada edebe aykırı bir şey yaptıkları zaman da mutlaka başlarına bir şey geldiğinden ondan da çekiniyorlar. Mümkün olduğu kadar kendi anlayışlarına göre saygılı olmaya çalışıyorlar. Şimdi bu böyle. Demek ki İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş. Burasını güvenli bir yer eyle şeyini. Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini bu münasebette efendim birkaç hadisi şerifini bahis konusu etmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anhu'nun rivayet ettiğine göre sahihinde yani bu İmam Buhari'nin ve İmam Müslim'in sahih şeyinde mübarek hadis kitaplarında çok değerli olan kitaplarında yer almış oluyor. Mekke'nin fethi günü buyurmuş ki Peygamber Efendimiz İnne hazel belede bu şehir hiç şüphe yok ki harramahullahu Allah Teala Hazretleri burayı muhterem, mübarek harem mıntıkası kılmıştır. Yani burada kavga gürültü, çatışma, dövüşme, kan dökme olmaz. Ne zaman? Yevme halaka semavati vel ard. Yerleri gökleri yarattığı zaman da burayı mübarek, muhterem bir belde olarak takdir buyurmuştur. Efendim, fehüve haramun bi hürmetillahi. Allah'ın böylece bunu burayı harem-i şerif yapmasıyla burası bir harem mıntıkasıdır. İlâ yevmin kıyameti, kıyamet gününe kadar diye böyle o fetih günü beyanda bulunmuş. Biliyorsunuz çok yumuşak bir şekilde girdi Mekke'ye. Savaşmamayı, kan dökmemeyi kendi askerlerine söyledi. Yoksa yani öyle bir şey demeseydi işkence çekmiş olan Müslümanlar kendilerine işkence etmiş olanları o Mekke fethedildiği zaman ne hale getirirlerdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Kabe'ye sığınanlar, silahını bırakanlar, evinden çıkmayanlar, işte Kureyş'in başkanı Ebu Sufyan'ın evine gidenler, orada duranlar, yani bunlara dokunulmayacak demişti. Çok az bir efendim muhalefetle çok güzel bir şekilde Mekke'yi fethetmişti. Böylece de bir konuşma ile oranın muhterem harem mıntıkası olduğunu, mübarek öyle savaşılmaz, mücadele edilmez bir mıntıkası olduğunu, içinde savaşın olmadığını, yapılmadığını efendim beyan etmiş oluyor. İşte onun için biz de burayı ziyarete ömreci veya hacı olarak hac edici veya ömre yapıcı
kişiler olarak gittiğimiz zaman muhterem olduğu için, mübarek olduğu için harem mıntıkasına efendim ihramlı olarak giriyoruz. Efendim baş açık giriyoruz. Ayaklarımız böyle çizmeli şeyde olmuyor işte. Ayağında belli bir şekilde açık olması gerekiyor. Münasip bir tarzda. Dikişle de giyilmiyor. Efendim harem-i şerifin otları, ağaçları kesilmiyor, yolunmuyor. Efendim avları avlanmıyor. Çünkü her şeyde mübarek bir mıntıka. Şimdi bu İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu münasebette yine bu hususu vurgulayan bir başka hadis-i şerifi de nakletmek istiyorum. İmam Müslim'in hadis-i alimi Müslim'in sahihinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet olunmuş ki şöyle buyurmuş Ebu Hüreyre: Kânen nâsu izâ re'ev evvele semer câ'u bihi ilâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar, ahali Mekke'de bir meyvanın ilk defa turfanda olarak yepyeni ilk defa ortaya çıktığını gördükleri zaman Resulullah'a sevgi ve saygılarından o turfanda ilk meyveyi getirirlerdi Peygamber Efendimiz'in önüne. Eyza ahazahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamber Efendimiz de bu meyveleri belki bir tabak içinde, belki bir kap içinde getiriyorlar. Efendim görünce derdi ki Allahümme barik lena fi semerina. Efendim, ya Rabbi, bizim bu meyvelerimiz bereketliydi. Ve barik lena fi medinetina ve bizim şu Medine-i Münevveremizi bereketli mübarek eyle bizim için. Ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi müddina. Ölçekler, ölçek isimleri bunlar. Ölçeklerimizi bereketli eyle. Bir kilo gelir ama bir kilo bazen ne kadar bereketli olur, ne kadar bitmez, ne kadar işe yarar, bazen de bereketsiz olur. Nereye gittiği anlaşılmaz. Çuval da olsa, kamyon da olsa bereketli olsun diye böyle ölçeklerini dua ederdi. Ve buyururdu ki bu şeyinden sonra, efendim bereket duasından sonra, Allahümme inne İbrahim'e abdeke ve halileke ve nebiyeke. İbrahim senin kulundur. Kulun idi. Halilin idi. Halilullah idi ve nebi idi. Senin peygamberin idi. Nebiyullah'ın idi. Ben de ve inni abdüke ve nebiyüke. Ben de senin kulunum, peygamberinim ya Rabbi. Ve innehu da'ake li Mekke. O Mekke için böyle dua etmişti işte bu ayet-i kerimede. Bildirilen dua. Yani Mekke'yi yani ya Rabbi emniyeti yersin ve meyvelerini bereketlendir dediği gibi. O Mekke için dua etmişti. Efendim ve inni ed'uke dil Medine. Ben de bu Medine-i Münevvere için dua ediyorum ya Rabbi. Bi misle ma de'ake di Mekke. Ve mislehu ma'ahu. O Mekke için İbrahim Aleyhisselam nasıl dua etmişse öyle dua ediyorum. Bir de onun kadar daha fazla. Yani bir misli daha fazla demek diyor. Sümme yed'u Askara Velid'in sonra bu duayı yaptığı sırada etrafında toplananların içindeki en küçük çocuğu çağırırdı. Fe yu'tihi zâlike semer. O çocuğa bu meyveyi verirdi. Yani en küçüğe verirdi. Efendim başka şeyler de var, bir kelime, rivayet farkları da var ama ana hatıyla böyle. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke için Kabe'yi yaptığı zaman duası gibi Medine için de Peygamber Efendimiz'in dua ettiğini efendim böylece bildirmiş oluyoruz yani bu hadis-i şeriflerle. Demek ki Mekke-i Mükerreme'yi Cenab-ı Hak tabi İbrahim Aleyhisselam'ı gönderen oraya, o hanımını ve çocuğunu oraya yerleştir diye emreden o. Zaten Mekke-i Mükerreme'nin yeri önceden beri mübarek ve muhterem. Efendim, tufandan önce de orada mübarek bir ibadethane vardı. Efendim, böyle dua edince de duasını da kabul etmiş oluyor. Şimdi bu hususta bir hadis-i şerifi daha
beyan etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki innehum kalu ashab-ı kiram kendilerine, kendisine Peygamber Efendimiz'e bir gün merakla demişler ki ya Resulallah akfirna an bedi emrike. Ya Resulallah sen bu peygamberliğinin nasıl başlangıcı nasıldır, bunun evvelini sen bize biraz bilgi verir misin diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, fekale buyurmuş ki davetü Ebi İbrahim, benim peygamberliğim min şeyi ta İbrahim Aleyhisselam'ın duasına gider. Çünkü ilerideki surelerde gelecek, İbrahim suresinde gelecek. Efendim bu ahadiyi ben buraya bu hanımımı, çocuğumu yerleştiriyorum. Ya Rabbi sen bunları çeşitli rızıklarla rızıklandır. İçlerinden de efendim bir peygamber gönder ki o onları doğru yola sevk etsin. Efendim şirkten temizlesin diye dua etmiş. Yani bir peygamber gönderilmesini içlerinden. Yani asırlarca sonra gelecek torununun torunu yani Peygamber Efendimiz'in duası yapmış oluyor. İşte ona da peygamberliğinin evveli nasıldı diye sordukları zaman Peygamber Efendimiz diyor ki daveti Ebi İbrahim Aleyhisselam, ona selatü selam olsun, dedem İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyım ben. Oradan başlıyor bu iş. Ve Büşra İsa İbni Meryem ve Meryem'in oğlu İsa'nın da ben müjdesiyim. Evet, İncil'de de vardır. İncil'in içinde de vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de beyan edilmiştir ki İsa Aleyhisselam kendisinden sonra ahir zaman peygamberi geleceğini, isminin Ahmet olacağını efendim beyan etmişti. İşte bu Paraklitus meselesi, Paraklit diye mevcut İncil tercümelerinde böyle birisinin geleceği bildiriliyor. Bu Paraklit sözü de efendim şey demek, işte Ahmet kelimesinin manasının tabi tercüme olduğu için aslı değil de tercümesi olacak, manaca onun benzeri olacak. Bir Paraklit geleceği efendim İncil'de yazıyor. Ahir zaman peygamberi, zaten Peygamber Efendimiz gelmeden önce ehli kitap da ahir zaman peygamberi gelecek diye hem Yahudiler hem de Hristiyanlar beklemişler. Bir şey daha ilave buyurmuş sözüne Peygamber Efendimiz, ve ra'et ümmi, ve benim annem gördü efendim ne zaman, yani kendisi dünyaya geleceği gece, doğacağı sırada, doğum esnasında, kennehu haraca minha nurun, sanki kendisinden bir nur çıkıverdi, çıktığını gördü annem, eda elehu kusuruş kusuraşşam, ve ta yüzlerce bine yakın kilometre uzakta Şam'daki köşklerin, kasırların efendim manzaraları aydınlandı kendisinden çıkan nurdan diye efendim buyuruyor. Bu son cümleyi hatırlayacaksınız. Süleyman Çelebi Mevlidinde de şey yapmış efendim almış şiirin içine bu manayı yerleştirmiş, biliyorsunuz. Dedi gördüm ol Habibin anesi, bir acep nur kim güneş pervanesi, berk olup çıktı evinden nâgehan, göklere tek nur ile doldu cihan. Yani o Habibullah Muhammed Mustafa'nın annesi Amine Hatun dedi ki efendim bir böyle oğlum Muhammed doğacağı zaman benim şeyden, evimden öyle bir nur fışkırtı çıktı ki cihana, harıldayarak çıktı ki berk olup çıktı evimden nâgehan ansızın, göklere dök nur ile doldu cihan. Her taraf nurlandı tabi Şam'ın efendim şehirleri ve kasırları da göründü. Demek ki sahih rivayetleri efendim almış oluyor Süleyman Çelebi. O şiirini boşuna yazmamış, boş malzemeyle, edebiyat efendim şişirmeleriyle efendim boş övgülerle değil, yani sahih hadislere dayandırmış oluyor sözlerini.
bütün bunlardan şey yapıyoruz. Yani bunların için zikir ediyoruz. Efendim, İbrahim aleyhisselam bu beldenin bir mübarek belde olmasını istedi. Mübarek belde eyledi Allah. Efendim, güvenilir bir belde olmasını istedi. Allah Teala Hazretleri orası harem-i şerif yaptı. Güvenilir, savaşılmayan, kimseye zarar verilemeyen bir belde haline geldi, getirdi. Tamam. Bir de İbrahim suresinde aynı ifade beled kelimesi eliflamlı olarak geliyor. Rabbi cal hazel belede aminen. Burada nekire olarak, eliflamsız olarak geliyor. İbn Kesir buna dayanarak diyor ki, yani İbrahim aleyhisselam tekrar tekrar bu duayı yaptı. Yani bir, daha ortada hiçbir şey yokken hanımını ve çocuğunu oraya yerleştirdiği zaman aman yarabbim bu beldeyi şimdi böyle ekim bitmez taşlık bir vadide bırakıyor. Hiç insan yok, ev yok, park yok, yerleşme yeri değil. Aman burayı emniyetli bir belde elde diyor, eyle diyor. Ondan sonra Elif Lamlı olarak İbrahim suresindeki duası da yani geldi gitti, oğlu büyüdü, cürhümlülerden bir kızla evlendi, nesilleri şey yaptı. O zaman da efendim bu beldeyi ya Rabbi yine güvenli bir belde olarak devam ettir. Bu ahadide koru diye yani o duasına o zaman da devam ettiği anlaşılıyor. Allah-u Alem müteaddit defalar bu duayı tekrarlamıştır diye İbn Kesir beyan ediyor. Şimdi tabii belde emniyetli bir belde kılınmış. Tarihen de öyle, dinen de, hükmen de aynen öyle olmuş. Çünkü Cenab-ı Hak sevgili kullarının duasını kabul eder. O da sevgili kulu İbrahim Halilullah. Çeşitli meyveler, hakikaten o ekin bitmeyen bir yerde, yani taşlık ve kumluk ekin bitmiyor. Bir de mesela Medine-i Münevvere'nin ovasında çok hurma ağaçları var da, orada ağaç da yok. Yani Mekke öyle değil. Mekke'nin her tarafı çatır çatır taş, kaya yani. Medine'nin ovası var, toprağı var, harresi var efendim. Hurmalık alanları var. Mekke öyle değil. Ama orada hiçbir zaman o meyveler, rızıklar efendim eksik olmamış. Cenab-ı Hak sebeplerini halk ediyor. Kervanlar oradan getiriyor, buradan getiriyor. Ama efendim o taşlık yerde o hayat, o mübarek beldenin hayatı devam etmiş. Evet, şimdi İbrahim Aleyhisselam ehlinin, ahalisinin mümin olanlarının böyle rızıklandırılmasını istedi. Neden? Çünkü daha önce İbrahim Aleyhisselam'a Allahu Teala Hazretleri ben sana peygamberlik vereceğim ey İbrahim, sen başarıyla imtihanları efendim aştın, geçtin, iyi kul olduğunu, samimi kul olduğunu itaatinle gösterdin efendim diye beni peygamber yapacağım diye bildirince İbrahim Aleyhisselam ve min zürriyeti, yani zürriyetimi de mi aynı şekilde taltif edeceksin ya Rabbi diye heveslendi, zürriyetine de istedi. Ama Allah-u Teala Hazretleri o zaman buyurdu ki la yenâzü ahil zâdîdî. Yani benim o ikramım, o anlaşmam onlar zalimlere geçerli değildir. Onlara o lütfu ihsan etmem dedi. Demek ki zalimleri ayırdı. Şimdi zalimleri ayırınca bu sefer İbrahim Aleyhisselam tabi Rabbinin rızasını düşünen bir kul olarak, peygamber olarak bu sefer de diyor ki ya Rabbi mümin olanlarını efendim Allah'a ve ahiret gününe inanıp da efendim mümin olanlarını böyle rızıklandır deyince Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de o zaman bu sefer de buyuruyor ki bu ayet-i kerimede şeyi de ben mümin kafir diye ayırmam, rızkını kafirin de veririm ama sonradan cezasını veririm efendim şeyde yani bir kulu yarattıktan sonra ben kulumu yarattıktan sonra şey mi yaparım, rızıksız mı bırakırım? Erzukuhum kema erzukul müminin. İster kafir olsun, ister mümin olsun
onu da rızıklandırırım, onu da rızıklandırırım. Ahluku halkan la erzukuhum, yani mahlukatımı yaratıp da yarattıktan sonra rızıksız mı bırakırım, bırakmam diyormuş. Ümmeti uhu kaliden, nimetleri veririm, biraz faydalandırırım nimetlerden ama az bir zaman veya az bir nimetle faydalandırırım. İsterse yani ne kadar yıl yaşarsa yaşasın, sonra ölüm değil mi, sonra ahirette elim azaba uğratacağını bildiriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmanlığından dolayı, rahman olduğu için efendim mümin kafir yarattığı, hatta insan ve insanların dışındaki kuşlar, diğer mahlukat hepsinin rızkını veriyor hayatı boyunca. Vadesi geldiği zaman, efendim müddeti bittiği zaman da rızkını kesiyor, canını alıyor. Yani bu rızk işinin sadece müminlere mahsus olmadığını beyan ettiği Cenab-ı Hak. Tabi neden böyle olduğunu düşünecek olursak, Cenab-ı Hak kulları dünyaya imtihan için gönderdiği için dünyaya imtihan için geldiler. Müslümanlar çeşitli meşakkatlerle imtihan oluyorlar. Peygamberler en şiddetli imtihanlara tabi oluyor. Yani başlarına çok musibetler, fitneler, sıkıntılar geliyor ama sabrediyorlar, tevaz ediyorlar, samimiyetlerini ispat ediyorlar. O Evliyaullah'a da böyle çok gelir ama zayıf kullara gelmez. Kafirlere hiç efendim böyle başı bile ağrımaz, efendim vur patlasın, çal oynasın, yaşar. Ondan sonra birden ölüm gelir, imtihan biter, ahirete mahvolur. Yani burası imtihan yeri olduğundan müminleri mükafatlandırsa burada, herkes mükafattan dolayı imana gelir. Öyle yapmıyor Cenab-ı Hak. Müminler ve diğer insanlar çeşitli sıkıntılarla imtihana uğruyorlar. İmtihanlarda başarı kazananları ahirette mükafatlandırdığı için herkes mükafattan dolayı mükafatın başına üşüşmüyor. Yani kafir hatta bakıyor ki ya nedir bu Müslümanların hali, ya bak bu kafirler ne kadar rahat filan, efendim o tarafa kayabiliyor. Bu Deccal fitnesinde de efendim ahir zamanda Deccal'a tabi olanlara yer hazinelerini verecek, yani her türlü şeyler, efendim imkanlar önlerine açılacak, bolluk olacak, refah olacak filan ama o da bir imtihan işte. Öbür tarafta Deccal'ın Deccal olduğunu anlayıp da ona karşı duranlar da çeşitli sıkıntılara maruz kalacaklar. O da imtihan. Ama o imtihanı kazananlar ahirette cennete girecek. Öteki refaha aldananlar da efendim dünyada biraz refah yaşasalar bile ahiretleri mahvolacak. Yani çiziliyor ki imtihan olduğu için Cenab-ı Hak böyle mümine kafire veriyor. Sırf mümine verse kafirlerin hepsi de bu sefer nimetlerden dolayı İslam'a gelecek. Yani samimiyetinden dolayı değil. Onun için böyle olduğunu düşünebiliriz bir hikmetini araştırdığımız zaman. Cenab-ı Hak tabi kafirleri de rızıklandırıyor ama birçok ayet-i kerimeler var. Sohbetim uzamasaydı onlar üzerinde efendim misalleri çoğaltabilirdim. Yani biraz bir nimet veriyor ama ondan sonra da cezasını veriyor gene. Peki eyyim min kariyetin emreydü leha ve iyye zalimetin cümle ahasduha ve iyye gelmasin. Nice nice beldeler, şehirler vardır ki biraz onlara böyle fırsat vermişimdir, serbest bırakmışımdır. Onlar günahlara dalıcı, asi, mücrim, kafir kullarken efendim biraz nimetler devam etmiştir. Sonra onların suçüstü günahları işlerken cezalandırmışımdır diye Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bildiriyor. Cenab-ı Hak Sahihayn'den yine bir hadis-i şerifi okuyarak sohbetimizi tamamlayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, La ahade asbar ala eza ala ezen semi'ahu minallah. İnnehum يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kendisine karşı hoşlanmayacağı, eza verici sözleri sözler söylendiği zaman sabredenler içinde Allah'tan daha sabırlısı olmaz. Başka mesela insanlara falan onun
hoşuna gitmeyecek sözü söylersen parlar, kızar, mukabele eder, kızar, bağırır, çağırır bile. Ama Allah'tan daha çok kendisine eza verici, çirkin, uygun olmayan söz söyleyenlere karşı sabırlı bir başkası yoktur. İnnehum yec'alûne lehu veleden. Nitekim insanların bazısı maalesef onun oğlu var diyorlar. Oğul isnat ediyorlar Allah'a. Oğlu vardır, Allah'ın oğlu diyorlar. Kafir oluyorlar. Yanlış bir şey söylüyorlar. Allah'ın sevmediği bir şey söylüyorlar. Yarattığından birisini kendisine şerik koşuyorlar, şirke düşüyorlar. Ve yerzukuhum. Yine de böyle diyenleri rızıklandırıyor Allah. Ve yuafihim. Sıhhatle yaşatıyor. Yani taburluluğundan, tabur olduğundan Cenab-ı Hak efendim, öyle müsaade ediyor, fırsat veriyor ama cezasını sonra veriyor. Ve men kefere fe ümmetuhu kalilen, bir müddet onu faydalandırırım nimetlerimden, dünyada nimetlerden istifade eder. Ondan sonra da o hiç kesin bir şekilde ustar olarak, kesin olarak efendim, zaruri olarak onu cehenneme atarım. Ne kötü bir yerdir cehennem buyuruyor. Şimdi bu kâle ve men kefere fe ümmetli uhu kalilen, bu Cenab-ı Mevla'nın İbrahim Aleyhisselam'ın duası üzerine onu irşad edici beyanı. Ya İbrahim, sen sırf müminlere istiyorsun rızkı ama ben mümine de kâfire de rızkını veririm. Kâfire de biraz nimetlerden faydalandırırım ama ondan sonra cezasını da veririm diye bu kâle ve men kefere fe ümmetli uhu kalilen cümme attar ruhu ila azabinler kısmı. Efendim Cenab-ı Hakk'ın Halilullah İbrahim Aleyhisselam'a cevabı. Ekseriyetin, alimlerin ekseriyetinin efendim kanaati bu. Bazıları da bu sözler İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerinin devamıdır. Yani ya Rabbi, mümin olanları helal rızıklarla rızıklandır da kafir olanları bir müddet faydalandırsam bile ondan sonra cezasını ver manasınadır diye o kıraatle okuyanlar da öyle değerlendirmek isteyenler de olmuş. Ama genel alimlerin büyük çoğunluğunun beyanı efendim kâle, Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam duasına mukabil buyurdu ki kafir olanları da rızıklandırırım bir müddet ama ondan sonra onları ıstırari olarak, kesin olarak azabı cehenneme atarım. Orası ne kadar kötü bir yerdir diye efendim buyuruyor. Buyurduğunu efendim işitmiş, duymuş oluyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizleri efendim kendisine inanan, emirlerini tutan, güzel huylu, güzel ahlaklı olan, efendim mahlukata şefkatli olan, hem cinslerine, insanlara iyi duygularla yaklaşan, herkesin iyiliğini isteyen, herkes Cenab-ı Hakk'ın lütfuna ermesini isteyen, herkesin cehennemden kurtulup cennete girmesini isteyen, bunun için çalışan kullar olmamızı hepimize Allah nasip etsin. Biliyorsunuz çok önemli bir hakikat var. Efendim bunu sık sık söylemeliyiz, bilmeyenler de bilsinler diye. Peygamber Efendimiz'in peygamberliğinden itibaren cihanda devri Muhammedi başlamıştır. Yani şöyle devre devre, devir devir ayıracak olursak Osmanlılar devri, Selçuklular devri, efendim Göktürkler devri, Hunlar devri filan, tarihte böyle devletleri efendim devirlerini şey yapıyoruz ya, efendim ayırarak anlatıyoruz ya. Evet, Peygamber Efendimiz bazı olunduktan sonra artık Peygamber Efendimiz'in devri başlamıştır. Yani bu dini milat Peygamber Efendimiz'le beraber başlamıştır. Artık devir Peygamber Efendimiz'in devridir. Bu devirde hangi peygamber gelse, Musa Aleyhisselam gelse bile Peygamber Efendimiz'e iman eder ve ona ümmet olurdu. Yani Musa Aleyhisselam gelse Peygamber Efendimiz'e tabi olacaktır. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte böyle buyuruyor. İsa Aleyhisselam gelecek, Kur'an'la hükmedecek, haçı kıracak, domuzu efendim katledecek ve efendim Allah'ın birliğini anlatacak. Hatta efendim
O zaman dünyada büyük bir sulh, bütün güzel, huzurlu devre olacak. Ondan sonra vefat edince Müslümanlar üzerine namaz kılacaklar diye sahih, yani sahih mesela Riyaz-ı Salih'in gibi sahih kitaplarda bu çeşit bilgiler var. Devir, devri Muhammed'i. Ben şuraya getirmek istiyorum. Yani artık Peygamber Efendimiz'in hayatından sonra dünya üzerinde yaşayan bütün insanlara bizim İslam'ı anlatmamız lazım. Müslüman olmuş olanlar, efendim Peygamber Efendimiz'in davetine icabet etmiş olan ümmetidir, ümmeti davettir. Müslüman olmamış olanlar, davet edilecek olan, girmesi beklenen, kendisine teklif yapılacak olan insanlardır. Bütün insanlar ümmeti icabet oluyor o zaman, bu iman edenler dışındakiler. İşte onların İslam'a efendim davet edilmesi, İslam'ın anlatılması ve efendim artık devri Muhammed'i olduğunu, Allah'ın birliğine inanılması gerektiğini, haça puta tapılmaması gerektiğini, efendim Allah'a, yeri göğü yaratan Allah'a, yerin göğün halifi bizi yaratan Allah'a ibadet etmemiz gerektiği, ona kimseye şirk koşmamamız gerektiği bizler tarafından anlatılmalı. Bu davete muhatap olma durumunda olan ümmeti icabeti davet edip Müslüman etmeye çalışmalıyız. Yani daveti kabul etmiş ümmeti davetten olma durumuna getirmeye çalışmalıyız. Var gücümüzle. Allah-u Teala Hazretleri bize bu hususta, dinine hizmet hususunda veya kendisine en güzel tarzda razı olacağı şekilde kulluk etmek hususunda gayret kuvvet versin. Rızasına vasıl olmayı nasip eylesin. Sevdiği işleri yapıp ömrümüzü rızasına uygun geçirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.